Parmak arası terlik giyer misiniz? Yok. Neden? Yakışmaz bu zaten sonra. Hayır. Neden? Öyle bir alışkanlığım yok. Parmak arası terlik giyiyor musunuz? Abla delikanlıdan parmak arası parmak arası öyle terlik yer mi? Bu soruda çıkmış abla, ben sana söyleyeyim. Eskiden böyle bir şey yoktu. Eskiden biz kolonumuza jilet atardık, fahşa atardık. Şimdi dövme oldu. 80, sen bilirsin Hacı abi. 86, 87, 10 seneden sonra dövme çıktı. Böyle bir şey yoktu abi. Biz dövme böyle yuvarlak diyorduk. Şimdi bu yuvarlaklıklar meşhur olmuş abi. He? Yani size diyeceğim abla, gençlik bozulmuş. Parmak arası, o arası, bu arası. Gençlerin beynini bulamışlar yani abla. Parmak arası terlik giyer misin? Hayır. Neden? Saat olduğunu inanmıyorum. Bir de bayanlar giyiyor genellikle. Erkeklerin işi değil. Tercih etmiyorsunuz yani. Yok yok. Estetik durmuyor mu? Vallahi bence değil. Giymem. Alışmadım ya. Doğru. Kötü bir görüntü mü? O yüzden. Hem görüntüsü kötü hem de yani ben alışmadım şahsen. Yok. Neden? Sevmiyorum. Yok giymeyeyim. Neden? Ne bileyim, şimdiye kadar tercih etmedim. Normal spor ayakkabıları tercih ediyorum. Benim için pek şeyi yok, cazibesi yok. Yok. Neden? Evdim, terlik hiç giymem ki be. Sevmiyor musunuz? Estetik durmuyor mu? Yok, durmaması değil de hiç kullanmadım, bilmiyorum. Daha güzel duruyor normal terliğe göre. Zevkler ve renkler tartışılmaz yani. Hani bence giyilebilir yani. Herkes istediğini şey yapabilir. Hayır, giymiyorum. Neden? Ya hiç terlik giymiyorum daha doğrusu. Evet, giyiyorum. Neden? Çünkü güzel. Evet, unisex bir ürün olduğu için bence gerek olmadığını ben düşünmüyorum. Herkes giyebilir. Çok sesli içerik, monatik.